Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere Brawl Stars'taki tüm karakterlerin akrabalık bağlarını göstereceğim. Bu tarz videoların devamı için de mutlaka bu videoya en az 3000 like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsınız diyeyim ve hemen videoya geçin. Tabii videoya da geçmeden önce dükkanımda en sanılan içerik üstüne destek bölümünden ustayı destek vereden yaptım abi. Emin oluyorum abi. Sizler de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra burada ustayı destekleyenlere güzel bir kalp yolluyorum. Ve abi bildiğiniz gibi dünkü videoda ortaya bir iddia atmıştım ve o videoya 5000 like gelirse bugünkü videoda Mecha Godzilla Nita alacağımın sözünü vermiştim. Ve siz de o videoya 5000 like'dan çok daha fazla bir like sayısı attınız ve video trendlere girdi abi. Hepinize destekleri için çok çok teşekkür ediyorum. Benim de bugün sözü bir tutma vaktim. Ancak gördüğünüz gibi arkadaşlar yine neyimiz eksik tabii ki de elmasımız eksik abi. Hemen hesaba bir elmas takviyesi yapalım. Hesabımıza elmas takviyesini de arkadaşlar yine Supercell Store sitesi üzerinden yapacağım ve 10 dolarlık şu 170 elmaslık paketi alacağım abi. Ve arkadaşlar Supercell Store'dan da bir alışveriş yapmadan önce yine kod kısmına ustayı destek verilen yapabiliyorsunuz abi. Buradan da ustayı desteklerseniz gerçekten çok sevinirim. Diyelim de hemen bu 10 dolarlık 170 elmas teklifini ustayı da destek verilen yaptıktan sonra abi bir alalım. Evet, elmaslarımız da geldi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 170 elmas ve bonus ödülümüzde güç puanı gelmiş abi. 100 tane hemen bunları alalım arkadaşlar. Güç puanımız geldi. 100 güç puanı yapacaksam artık ücretsiz ödül olsun. 337'de gördüğünüz gibi elmasımız oldu abi. Hemen sözümü tutuyorum arkadaşlar ve buradaki 199 elmaslık Mecha Godzilla Nita'yı laps diye abi hiç gözüm bile kırpmadan dediğim gibi Mecha Godzilla Nita'yı alarak abi hemen seç diyeceğim ve yana da verdikleri gördüğünüz gibi bunlarmış abi. Ve abi Mecha Godzilla Nita kostümünü de aldıktan sonra şu an Nita kostüm koleksiyonumu görüyorsunuz arkadaşlar. Sizce şurada bir soru sormak istiyorum. Bundan sonra fil dişi Nita'yı mı kullanmam lazım yoksa Mecha Godzilla Nita'yı mı? Sizce hangisi daha iyi? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın diyelim ve abi bu video için de ortaya bir iddia atmak istiyorum. Bana da yorumlar kısmından sürekli yazıyordunuz bir sonraki iddiayı oyuncu gibi kostümü için yap diye. Ve ben de abi bugünkü video eğer ki 5000 like gelirse bir sonraki videoda sizlerin de istediği oyuncu gibi kostümünü alacağım. Bakalım 5000 like atarak bana bu kostümü aldırabilecek misiniz ve iddiayı kazanacak mısınız abi? Bunu da göreceğiz. Gerçekten merak ediyorum. Yani Brawl Stars'taki tüm karakterlerin akrabalık bağlarını sizlere göstermeden de önce şu bilgiyi vermek istiyorum. Bu video içerisinde vereceğim akrabalıkla alakalı bilgilerin bazıları Brawl Stars tarafından onaylı bilgilerken bazıları da Brawl Stars'ın yine paylaştığı videolardan veya fotoğraflardan Brawl Stars topluluğunun bulduğu detaylardan oluşuyor. Bu bilgiyi verdikten sonra ilk maddemizle başlayalım ve aslında çoğu kişinin bildiği ve Supercell tarafından onaylı bir evlilik arkadaşlar. Sen ve ben evet yanlış duymadınız. Evliler yani karı kocalar arkadaşlar. Bu bizzat Supercell tarafından da doğrulanmış bir bilgi. Kendileri bildiğiniz gibi Vahşi Batı'da soyguncular. Şu an ekranda da zaten Brawl Stars'ın resmi olarak paylaştığı bazı resimler görüyorsunuz. Sen ve Belle ile ilgili. Ve Pearl de arkadaşlar onların üvey evlatları abi ve Pearl'ün cinsiyeti kız arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Hatta Brawl Stars bu 3 karakteri oyuna getirirken ekranda gördüğünüz bu 3 kişiden ilham alarak getirdi. Çünkü bu ekranda gördüğünüz isimler abi bu Sam, bu Belle ve bu da onların üvey kızları Pearl abi. Ve aslında Brawl Stars bunu da şu şekilde açıklıyor. Sam arkadaşlar robotlarına nefret edermiş ancak Belle bu nefretini yenmesi için bir robot olan Pearl'ü evlat edinmiş. Ve gördüğünüz gibi abi Belle ve Sam karakterini hatta Pearl'ün de gerçek hayattan ilham alarak oyuna getirildiğini söyledim ve gerçek hayattaki isimleri ise Belle Star, Sam Star ve gördüğünüz gibi Pearl Star'mış. Yani aslında soy adları da Brawl Stars'la bayağı bir uyumluymuş abi. Belki bunu da birçok kişi biliyordur arkadaşlar. Nita ve Leon kardeşler, hatta Leon Nita'nın abisi abi. Onu da söyleyeyim sizlere. Hatta bu da arkadaşlar direktmen Frank tarafından onaylandı. Şu an ekranda da Frank'in tweetini görüyorsunuz. Leon'un Nita ile kardeş olduğu tweet'i. Ki bunu da Frank şu yüzden doğrulamak zorunda kaldı. Leon ve Nita için sevgililik yakıştırmaları yapılıyordu. Ancak son noktaya arkadaşlar Frank dediğim gibi koydu ve Leon ve Nita'nın kardeş olduğunu, hatta Leon'un Nita'nın abisi olduğunu söyledi ve konu burada Supercell tarafından onaylı bir şekilde açıklığa kavuştu diyelim ve bir sonraki akrabalık ilişkisiyle devam edelim. Leon ve Nita'nın orijinal bilgi olduğunu söyledim de bir diğer orijinal bilgimiz de arkadaşlar Leon ve Nita'nın babası, ancak üvey babası Bo'dur. Bu da yine Supercell tarafından onaylı bir bilgi arkadaşlar. Buyurun, nerede Supercell bu bilgiyi doğrulamış, hep beraber size de göstereyim. Reddit'te de yazıyor arkadaşlar, yeni keşfedilen gerçek bu aslında Leon ve Nita'nın üvey babasıdır demiş. Ve burada bir Brawl Talk görseli var arkadaşlar. Bu bayağı bildiğiniz Brawl Talk'un içerisinden bir görsel ve burada şöyle yazmakta. Leon ve Nita üvey babalarının evinde yazıyor. Yanına da Bo yazılmış gördüğünüz gibi. Yani anlayacağınız arkadaşlar Leon ve Nita'nın üvey babasıymış abi Bo. Bu bilgi de Brawl Talk'ta onaylanmış oldu Supercell tarafından diyelim ve bir sonraki akrabalık ilişkisine daha devam edelim. Evet, bir sonraki akrabalık ilişkisi Belle ile Byron arasında arkadaşlar ve Byron Belle'in babası muhtemelen abi. Bu bilgiye de nereden eriştik? Buyurun size göstereyim. Ve bakın arkadaşlar burada Brawl Stars'ın paylaştığı bir animasyon var. Mortis kendi evinde bir şeyler yapıyor sanırım. Cadılar Bayramı ile alakalı paylaştığı bir animasyondu ve arkadaki evin tablosunda abi gördüğünüz gibi Belle ile Byron durmakta. E bakıldığında Belle ile Sam evliyse abi Byron'la neden fotoğrafı olabilir? Yüksek ihtimal abi Byron Belle'in babası, zaten çok büyük bir benzerlikleri var aralarında. Ekranda da gördüğünüz gibi. Bu tamamen arkadaşlar Brawl Stars topluluğunu yakaladığı detaylardan oluşuyor ve karakterlerin de benzemeleri, işte ikisinin de gözlük takmaları, gözlüklerinin bayağı bir benzemeleri vs.
vesaire, saçlarına kadar benzemeleri, tiplerinin benzemeleri %99 arkadaşlar ihtimalle Byron'ın Dale'in babası olduğunu gösteriyor diyelim ve bir sonraki akrabalık ilişkisiyle daha devam edelim. Yani bir diğer orijinal Brawl Stars tarafından onaylı bir bilgimiz. Zaten bilmeyenleriniz de yoktur, oyunun içerisinde de yazıyor abi. Larry ile Lowry kardeşler arkadaşlar, hatta ikizler, bu bilgiyi de kısa bir şekilde sizlere vermek istedim. Arkadaşlar bir diğer akrabalık ilişkimiz hem abi Jesse'nin annesi, yine bu da çok bilinen bir gerçek arkadaşlar ve Brawl Stars tarafından onaylandı bildiğiniz gibi geçen de anneler günü paylaşımında. Evet, paylaşımda burada arkadaşlar zaten anneler günü kutlu olsun derken arkadaşlar burada Jesse ile Pam'in fotoğrafını yayınlamışlar gördüğünüz gibi ve Jesse ona çiçek alıyor anneler gününde ve zaten bildiğiniz gibi Pam Junker ve Jesse Junker, yani Junker ailesi arkadaşlar kendileri ve tekrardan söylüyorum Pam abi Jesse'nin kesin olaraktan annesi, bu da Brawl Stars tarafından doğrulanan gerçek bir akrabalık ilişkisi. Bir arkadaşlar bu Junker ailesiyle ilgili şöyle de bir bilgi var. Karakterlerin dış görüntüsünden dolayı abi ve yaşından dolayı Colton'da Pam'in çocuğu olduğu söyleniyor. Bu doğrulanmış bir bilgi değil ancak arkadaşlar şu ekranda da gördüğünüz gibi tiplerinin de saçlarının da çok benzemesi nedeniyle Pam'in bir diğer çocuğu da arkadaşlar Colt olabilir. Yani Jesse'nin abisi Colt olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi bu karakterlerin dış görünüşünden dolayı oluşturulan bir spekülasyon ancak doğrulanmış değil arkadaşlar. Ama bu video içerisinde bunu da söylemek istedim. Bir diğer Brawl Stars tarafından onaylanmış bilgi ise abi Tera ve Sandy kardeşler ve arkadaşlar Mısır'dan gelmişler. Yine oyunun içinde Sandy'ye tıklarsanız abi açıklamasında şöyle yazmakta. Sandy Big Mac bilmeyen uykusundan nadiren uyandığında ablası Tera'ya dükkanda yardım etmekteymiş ve ama diyor çok geçmeden tekrar uykuya dalıyor, duramıyor diyor. Burada da gördüğünüz gibi ablası Tera demekti arkadaşlar. Yani Sandy'nin ablası Tera abi, bu da onları kardeş yapıyor haliyle. Ve Supercell tarafından da onaylı bir bilgi. Bir diğer Supercell tarafından onaylanmış bir bilgi ise Rico'nun Piper'ı çok ama çok sevdiği gerçeği. Yani bildiğiniz arkadaşlar Rico Piper'a aşık abi. Hatta Brawl Stars'ta ara sıra onlarla ilgili paylaşımlar yapıyor. Bu animasyonda arkadaşlar Rico'nun Piper'ı ne kadar sevdiğini görebilirsiniz abi. Brawl Stars'ın kendi paylaştığı bir animasyon arkadaşlar, onu söyleyeyim. Bakın burada arkadaşlar Rico Piper için sanırım böyle bir kalpli jelibon var abi o makinenin içerisinde ve onu almaya çalışıyor. Ve onu alırken başına neler geliyor onları gösteriyor arkadaşlar ve sonrasında başka şeyler olacak, dikkatli izlemenizi istiyorum. Ve dediğim gibi Piper'la alakalı veya daha doğrusu Piper ve Rico ile alakalı Brawl Stars ara sıra bu şekilde videolar paylaşıyor arkadaşlar. Aynı şekilde Rico sadece Piper'a aşık değil, Piper da Rico'ya aşık arkadaşlar. Aralarında böyle bir aşk meşk ilişkisi var abi. Bakın burada arkadaşlar bu makinenin içerisindeki kalpli jelibonu bulmaya çalışıyor ancak gördüğünüz gibi kalpli jelibon yok. Bu yüzden Rico ağlıyor, gözlerinden akan yaşı da abi Piper geliyor ve siliyor. Ve arkada Brawl Stars amblemi beliriyor arkadaşlar. Piper ve Rico'yu gösteriyorlar. Yani ikisi de birbirine aşık iki genç arkadaşlar. Allah mutluluklarını daim etsin diyelim. Bunu muhtemelen bilmiyorsunuz ancak ekranda şu an Brawl Stars'ın kendi paylaşımı var ve arkadaşlar buraya dikkatli bakarsanız Ames burada Poco'nun fotoğrafını çekiyor ve abi pencereden birisi atkısıyla Ames'e bakıp arkadaşlar bir kalp işareti yapıyor. Kendisi tabii ki de şu an görüyorsunuz Edgar abi. Edgar gerçekten de arkadaşlar Ames'i çok ama çok seviyor. Bu da Brawl Stars tarafından paylaşılan orijinal bir bilgi abi. Çünkü dediğim gibi bu fotoğrafı Brawl Stars'ın kendisi paylaştı ve Edgar'ın Ames'e nasıl baktığını ve atkısıyla kalp işareti yaptığını arkadaşlar çok rahatlıkla görebilirsiniz. Ancak burada Edgar'ın arkadaşlar birazcık üzüntülü baktığını görebilirsiniz. Çünkü bildiğiniz gibi Ames abi deliler gibi Poco'ya aşık. O yüzden Edgar'da gözü yok abi. Edgar da o yüzden birazcık üzüntülü bakıyor şu an ekranda da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Zaten Ames de dediğim gibi Poco'ya çok aşık. Hatta bu bilgi de arkadaşlar Supercell tarafından onaylı bir bilgi diyebiliriz. Çünkü oyunun içinde Ames'in telefonuna bakarsanız arkadaşlar baya baya Poco'nun resmi olduğunu göreceksiniz. Zaten şöyle birazcık daha tekrardan açalım bir. Bakın abi burada Poco'nun resmi var arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz değil mi? Baya bildiğiniz abi telefonunda Poco'nun resmini tutuyor Ames. Hani arka plan arkadaşlar Poco'nun resmini koymuş yani. Ames o kadar aşık Poco'ya. Ancak dediğim gibi Edgar da Ames'e aşık abi. Böyle bir durum var ortada. Yine Edgar'la ilgili bir durum daha var arkadaşlar. Supercell sürekli böyle Edgar abi Colette'le yan yana paylaşıyor. Bazı animasyonlarda vesaire şu an ekranda gördüğünüz gibi ve abi şu an ekranda gördüğünüz gibi burada da olduğu gibi ve bunun sonucunda da oyuncu topluluğu ikiye ayrılmış durumda. Birincisi Edgar ve Colette'in birbirlerini sevdikleri ve sevgili olduklarını söylerken bir kesimde arkadaşlar Edgar ve Colette'in kardeş olduklarını söylüyor. Saç şekillerinin vesaire birbirlerine benzemelerinden dolayı. Sizce hangisi gerçek olabilir? Edgar ile Colette sevgili mi? Yoksa abi kardeş mi? Yoksa yine kuzen mi? Yani bir akrabalık ilişkisi mi var? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Ya abi sizlere şu bilgiyi de vermek istiyorum. Mortis ve Frank'le arkadaşlar kardeştir. Çünkü Brawl Stars'ın paylaştığı animasyonların hepsinde Mortis ve Frank'in aynı evde yaşadığı görülüyor. Ve muhtemelen de arkadaşlar ikisi birbirleriyle kardeşler abi. Ve bu durumdan sonra da arkadaşlar şu bilgiyi de vermek istiyorum. Yine bununla bağlantılı olarak Mortis Ames'in amcası oluyor arkadaşlar. Çünkü Ames'in babası da abi Frank.
Yani bunların üçünün arasında da bu şekilde bir akrabalık ilişkisi var diye konuşuluyor arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi orijinal Supercell tarafından onaylanmış bilgiler değil, ancak tekrardan söylemek gerekirse Mortis ile Frank kardeş abi ve Mortis Ames'in amcası ve Ames'in babası da Frank abi. Tekrardan bunu da söyledikten sonra bir başka akrabalık ilişkisine daha devam edelim. Evet, bir diğer akrabalık ilişkimiz arkadaşlar yine Supercell tarafından onaylı bir akrabalık abi. Bonnie ve Janet arkadaşlar iki kardeşler. Bunu sizlere net bir şekilde söyleyebilirim. Supercell tarafından onaylı bir bilgi ve hatta arkadaşlar oyunun içerisinden nasıl onaylı olduğunu da göstereyim. Janet bir numara olmak için elinden geleni ardına koymuyor. Öte yandan akrobasi yetenekleri başını sürekli belaya sokan kız kardeşi Bonnie'yi kurtarmasına yardımcı oluyor demiş arkadaşlar. Burada da zaten kız kardeşinin Bonnie olduğunu görüyoruz. Ve bir de Brawl Stars'ın kendi paylaştığı resmi fotoğraflarından detaycıların yakaladığı bir garanti olay var arkadaşlar. O da şu ki Janet'la Bonnie'nin üvey de bir babası var abi ve üvey babaları ekranda da gördüğünüz gibi sütü ve gerçekten de sütü üvey babalar arkadaşlar. Peki bu nasıl yakalandı, yani nasıl detayı fark ettiler ve nasıl yakalandı abi? Tabii ki de Brawl Stars'ın paylaştığı bir gönderide, bir fotoğrafta yakalandı bu detay. O detayda bu fotoğrafta arkadaşlar, şu an bu fotoğrafta gördüğünüz gibi sütü Janet ve Bonnie arkadaşlar yemek hazırlıyor ve arkada Janet'la Bonnie'ye ait de bazı kupalar bulunmakta, bu akrobasi yeteneklerinden vesaire kazandıkları. Yani bayağı bildiğiniz arkadaşlar, hatta oyunun içerisinde ya Bonnie ya da Janet Stu amca diyor kendisine, üvey babası olduğundan dolayı baba demiyor ancak amca diyor arkadaşlar. Ona bu şekilde sesleniyor, zaten oyunun içerisinde yine onaylı olduğunu kanıtlıyor. Sesimiz de var ya, bu şekilde bir sesle ona sesleniyor, yani amca diyor. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar Stu, Bonnie ve Janet güzel bir üçlü aile abi, bunu da sizlere açıklamış oldum. Hatta yine Brawl Stars'ın paylaştığı gönderilerde de arkadaşlar sürekli Stu onların başında duruyor ve onların başına bir şey gelmemesi adına çok uğraşıyor. Çünkü onlar akrobasiyi çok seviyor ve Stu da sürekli başlarında dediğim gibi. Ben zaten tipleri de çok benziyor arkadaşlar, giydiği şov kıyafet vesaire. O yüzden bu bilgi de orijinal bir bilgi. Bu sefer de arkadaşlar yine Brawl Stars'ın paylaştığı bir gönderi var ve bakın Frank burada üzgün bir şekilde bir fotoğrafa bakıyor. Peki bu fotoğrafta kime bakıyor dersiniz? İşte o da arkadaşlar Fang'in yatak odasında, yani yatak odasından bir görselde mevcut ve dolabına astığı bir resim var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada da dolabın üstünde Shelly'nin resmini görüyorsunuz abi. Fang baya baya Shelly'ye aşık arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz rahatlıkla, yine detaycıların yakaladığı bir haber abi, bunu da söyleyeyim. Hatta yine Brawl Stars'ın paylaştığı bir gönderide arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi Willow'un aşk tüneli var ve Willow'un aşk tünelinde Shelly Fang'i arkadaşlar kucaklamış, o oradaki yaratıklardan vesaire koruyor. Yani Shelly'nin de Fang'i sevme ihtimali var abi ve ikisinin sevgili olma ihtimali çok çok yüksek. Bunu Brawl Stars'ın paylaştığı resimlerden vesaire çıkarabiliyoruz abi, onu da söyleyeyim. Bir diğer akrabalık ilişkimiz ise kesin olmasa da arkadaşlar Bull'la Bibi'nin kardeş olduğu yönünde, gerekse benzerlikleri, gerekse arkadaşlar işte Retropolis çetesinden vesaire olmaları vesaire derken arkadaşlar bu ikisinin kardeş olabileceği, yani abi kardeş, yani Bull'la abi Bibi'nin ise kardeş olabileceği çokça konuşuluyor. Bu da yine Brawl Stars'taki magazinsel bir haber diyebiliriz. Yine çok konuşulan bir sevgili haberi ise arkadaşlar Spike'la Bee'nin sevgili olduğuna yönelik. Bu da yine Brawl Stars'taki community tarafından hem Reddit'ten ve Twitter'da çok kez konuşuluyor. Sizce olabilir mi? Bu arada bunu da yorumlara yazabilirsiniz mutlaka fikrinizi. Ve son olarak da arkadaşlar Chester ile Mandy'nin de kardeş oldukları veya kuzen oldukları, yani akrabalık oldukları aralarında konuşulan bilgilerin arasında. Ben burada da bir videoyu noktalandıracağım. Umarım da video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bence gayet eğlenceli ve bazıları da orijinal bilgiler olduğu için bir o kadar da bilgilendirici bir video olduğunu düşünüyorum. Sizler de yine Brawl Stars'taki akrabalık bağları veya sevgililik, sevgili işleriyle alakalı bildiğiniz, duyduğunuz, fark ettiğiniz detaylar varsa videonun yorumlarına yazın ki daha da fazla şey Brawl Stars'la alakalı öğrenmiş olalım. Videonun hoşunuza gittiyse dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın abi. Başka da Brawl Stars bölümlerinde görüşecek. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın ve bay bay.